Hukuki bir engel yok. İdari olarak bir karar vermesi lazım ki benim savunduğum şey hani bir ucundan bakanlık kursun, bir ucundan biz tutalım, o şekilde yapalım. Tabii. Yani daha önce konuştuğumuz da buydu aslında. Bakanlık yan çizdi ama. Bunu söyleyeyim size yani. Bakanlık yan çizdi ve işi belediyenin üzerine yıkmaya çalıştı. Geçen dönem Büyükşehir Belediyesi de bunu kabul etmedi yani. Böyle bir şey oldu, sorun oldu. Öyle konuşmamıştık çünkü başta. Şimdi iki tane şey var. Birisi Karşıyaka Spor Kulübü'nün yakında kongresi var ve yeni yönetim seçilecek. İkincisi de bildiğim kadarıyla hani öyle geliyor kulağımıza. Bakanlarda da değişiklik olabilir dediler. O yüzden hani bu görüşme trafiğini başlatmak ve bu olayla ilgili karar vermek için bu iki şeyin tamamlanmasını bekliyorum. Yani bekleme sebebim bu. Karşıyaka başkanlığı ve yönetimini seçsin. Yani İlker Bey aday, başka aday yok, onun farkındayım ama yine de bu konu kesilmesini istiyorum. İkincisi de bir bakanlık değişimi olacak mı, olmayacak mı? Bu ay içerisinde, bu ay sonuna kadar belli olacak dediler. Onu da bekliyoruz. Bunlar olduktan sonra kulüp başkanlığıyla beraber gidip görüşeceğiz şeyle, bakanla. Bu konuyu bir karara bağlayacağız. Sonra da o süreci başlayacağız. Bildiğim kadarıyla bir kültür sanat çalıştayı yapılmış. Oradan çıkan önerilerden biri böyle bir şey olmuş. Yani Türkiye'de hiçbir yerde sıfırdan yapılan bir opera binası yok. İzmir'de olsun bari demişler. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bence o günkü şartlara geri dönsek ben de bunu şey görebilirdim. Yani destekleyebilirdim ama şimdi şu anda içinde bulunduğumuz şartlarda gerçekten çok ciddi bir maliyeti var. Yani şöyle anlatayım ben size. İki tane belediye binası yapmayı sağlayacak kadar bir para ihtiyaç duyuyor tabii. Yani belediye binası yapacağız. Onun maliyetini çarpı iki yapın. Bu kadar para harcayacaksınız ki şu andaki halinden bitmiş bir opera salonuna döndürün yani. Çok, çok yüksek bir maliyeti var. Opera sahnesi, işte o şey yani sadece orkestra çukuru bir şey değil. Yani opera sahneleri çok özeldir. Böyle arkada kat 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 şeyleri vardır biliyorsunuz. Ekranları vardır. Onun dışında ışığı, ses düzeni bilmem, akustiği şu ve hepsi çok özeldir. Muhteşem olur. Yani herkes ister böyle bir opera sahnesine sahip olmak. Ama şu soruları sormamız lazım. Yani orayı yaptıktan sonra orada kaç günde bir opera sahnelenecek? Kimler orada şey yapacak, performans sergileyecek, ona kaç kişi gidecek? Yani bu harcadığımız paranın karşılığında nasıl bir üretim sağlayacağız? Bunu düşünmemiz lazım. İkincisi, başka ihtiyaç efendim? Yok, olmaz. Olmaz. Bakın bir tane salonu, büyük salonu var oranın. Yani orayı opera sahnesi olarak yaparsanız zaten yarısı sahne oluyor onun. Yani kongre merkezi ve kongre salonu yaparsanız daha masrafsız bir sahne şeyi oluyor. Çok fark ediyor yani, ciddi fark ediyor. Evet. Ve orada şey var, yani işin tuhaf, yani iki şey var. Birisi hukuki süreç var. Tabii devam ediyor hala, mahkeme var orada. Tabii. Yani onların sonuçta bitirme taahhüdü varken yarım bırakıp gittiler yani. Bunun sonunda kamuyu zarara sokmayacak bu sonuca bağlamak lazım. Çünkü epey bir ödeme de yapılmış onlara. İkincisi yani opera salonu olarak yapılmaya karar verildiğinde yurt içinde bunu yapacak firma yok. Yani bu kesin, kesin bilgi yani. Ve o zaman iş gerçekten çok çetrefilli bir yola gidiyor ve uzun süre orası şey kalabilir, atıl kalabilir. O yüzden benim düşüncem ve önerim halen oranın bir kongre merkezi olması yönünde. Ama bu karar şu anda %100 verilmedi. Yani bunu yine de konuşmaya devam edeceğiz. Hukuki sürecin biraz ilerlemesini bekliyorum. Tamam. Yani İzban şu anda en zor kararlar aldığımız yerlerden birisi. Çünkü dediğiniz gibi %100'ü belediyeye ait değil, %50'si bize ait, %50'si Devlet Demiryolları'na ait.
Şu andaki şeyi yani genel müdürü belediye köken belediyeden değil. Yönetim kurulu şey yetkisi zaten sınırlı. Neticede yani gerçekten çok sorun da yaşanıyor İzban'da. Bunların hepsini analiz etmeye ve bir rayına sokmaya çalışıyorum ama galiba şeyde bir sorun var. Yani sistemin kendisi bu %50 %50 sistemi çok iyi yürüyen bir sistem değil. Türkiye'de tek örnek zaten. Başka bir yer yok böyle bu şekilde çalışan. Yani bunu değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Bir taraftan İzban'daki arkadaşlarımıza söylüyoruz ve onlar da şey iletiyorlar İzban yönetimine. Bana iletilen her türlü problemle ilgili sorguluyorum, analiz ediyorum ve açıklama istiyorum. Yani nedir? İşte seferlerde gecikme olan zamanlarda bu gecikmelerin sebebi nedir diye rapor istedim mesela. Gelen raporda hani çok büyük ölçüde devlet demir yollarının sebep olduğu şeyler görüldü. Yani çok dramatik örnekleri de var. Nedir? O İzban hattını aynı zamanda devlet demir yolları kendi seferleri için kullanıyor biliyorsunuz. Burada zaman zaman yolcu trenleri, zaman zaman yük trenleri de orayı kullanıyor. Şimdi bir yük treni sabahın en böyle sıkışık saatinde saat 8.30'da oradan geçirilirse İzban seferi aksıyor. Yani bekliyorlar yük treni geçsin, yavaş gidiyor ya. Ondan sonra onlar devam edebilsin diye. Ama bu oluyor İzmir'de. İzmirli'nin haberi olmuyor. Yani onlar İzban'ın vagonu içerisinde niye biz bekliyoruz ya da neden bu sefer gecikti ya da niye yavaş gidiyoruz bunu anlamaya çalışırken önde Devlet Demiryolları'nın bir tane yük treninin gitmesi bekleniyor. Halbuki yapılan sözleşmede o yoğun saatlerde yük trenlerinin orayı kullanmayacağı da taahhüt edilmiş. Ancak uyulmuyor bunu. İzban'da bu dağınıklığı gidermemiz lazım. Yani ben Selçuk'ta konuştuğumuz şeyi, Selçukluların benden istediği şeyi unutmadım, hatırlıyorum. Bunu halletmek istiyorum. Ama şu anda bizim talimatımıza değişmiyor bu iş. Yani o yüzden İzban'da bir yapısal değişiklik gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim. Otogarla ilgili de otogarın işletmecisi olan firma ile görüştüm. Onlara vatandaşlarımızın şikayetçi olduğu konular olduğunu ve dolayısıyla bu şekilde bu işletmenin devam edemeyeceğini söyledim. Şöyle bir şey yaptık. Çalışma yapmaya karar verdik. Şimdi bizim belediyemizde bir heyet oluşturduk. Bu heyet otogara gidiyor, gitti ve inceledi. Ondan sonra buradan bir rapor çıkardılar ya da çıkarıyorlar. Bana daha henüz gelmedi ama burada bizim otogarın problemsiz hale gelmesi için neler yapılması gerektiğiyle ilgili bir şeyimiz olacak. Bir listemiz olacak. Eğer onları bu firma ben bunların hepsini yaparım diye kabul ederse ve tabii gereğini yaparsa o zaman onlarla devam edebiliriz. Ancak zaten şu şöyle bir şey var. Yani daha önceden yapılan sözleşmede şöyle bir madde konmuş. Belediye ihaleye çıktığında yani yeniden ihaleye çıkarsa eğer öncelik zaten bu firmanın. Dolayısıyla o firma istemedikçe zaten belediye alamıyor oradan. Yani. Maalesef böyle bir bağlayıcı karar verilmiş. Yani otogarın bu halde kalması için, iyileşmesi için, problemlerinin gitmesi için bizim düşündüğümüz yok. Firma devam edecekse de edebilir ancak sorunları gidermesi lazım. Şu anda bununla ilgili belediyede bir teknik heyet onlarla devamlı görüşüyor ve bir uzlaşma noktasına varmaya çalışıyor. Yani o şikayete konu olan şeylerin hepsinin düzeleceğine inanıyorum ben. O zaman sorun çözülmüş olacak zaten. Yıkıp yeniden yapmayı düşünebiliriz. Hani onunla ilgili bir avam proje var. Ancak orada şöyle bir zorluk var. Yani o proje çok özel bir proje ve tümüyle otogarın yıkılıp yeniden yapılmasını gerektiriyor.
Burada bu yapım en az diyelim 5 yıl sürer. Daha uzun da sürebilir. O kadar süre içerisinde bir alternatif otogar planlaması yapmanız lazım. Bu yeni yapılacak o kapsamlı otogarın bütçesini ayarlamanız lazım. Yani içinde bulunduğumuz şartlarda biraz bu iş şey, sıkıntılı bir iş. Dolayısıyla diyelim bir 5 yıl daha bu işletmeye verip bu arada ama sorunlarının giderilmesini de sağlayıp ondan sonra otogara daha köklü bir yenileme düşünebiliriz. Benim bu.